Engin Ardıç, Korku ve Selanik. Seçimden sonra muhalefet cenahında hele bunların yayın organlarında eğlenceli işler oluyor. Bir kısmı halka ettiği küfürlere, muhalefet liderlerine yakıştırdığı şık sıfatları da ekledi. Madem ki sözümü dinlemiyorsunuz, aha da yazarlığı bırakıyorum diyen zavallılar çıktı. Bundan sonra iktidarın yaptığı güzellikleri de yazacağım diyen dönme uzmanı profesyonel dönmeler görüldü. Taraf gazetesi vallahi biz aslında solcuyduk ayaklarına yatıyor ve Fethullahçı geçmişini gözlerden kaçırıp HDP'yi kurtarmaya çalışıyor. Hoca efendi de bir yandan AKP seçmenine sünnetsizler diyor. Hani enselenip getirilse ben peygamber sünnetini kastetmiştim deyip sıyıracak. Kitapsızlar şeklindeki hakaretine de herhalde evinde kütüphanesi olmayanlar demek istedim şeklinde bir kulp bulacaktır. Demirören gazeteleri biz zaten tarafsızlık yalanına sığındılar. Aydın Doğan medyası da şimdi barış ve huzur zamanıdır teranesiyle yemiş olduğu herzeleri unutturma telaşında. Aydın Bey ve adamları Yusuf Yusuf diye mırıldanıyorlar. Bak bak gül biraz dinlen yine gül. Bazı postalcıların durumu da içler acısı. Yok AKP'ye oy verenlere inek diyenler değil. Öte yandan AKP'ye oy vermek aşağılık bir davranıştır yazan beyin haşlamalarını da adam yerine koyup eleştirecek değiliz. Bunlar faşist mi komünist mi olacaklarına bir türlü karar veremeyen Kemalistler. Bir ara Doğu Perinçek'i ittirmeyi denediler şimdi ona da kızıyorlar. Hazret binde 35'ten binde 25'e düşmüş. Oysa Perinçek bir ara Kılıçdaroğlu denilen saftırığı kandırıp CHP listesinden kendimi meclise atabilir miyim hesapları yapmıştı. Binde 35 oy almış adam, seçim ittifakı yaparsak sizi %35'e yükseltebilirim diyordu. Kılıçdaroğlu bile yutmadı, Postalcı basın yuttu. Ama halk Yunanistan'dan adamada da istemediğini de gösterdi. Komünist mi, faşist mi olacağına karar verememiş Postalcılara. Şimdi Postalcı yazıyor, seçimde oy artışı olarak en büyük zaferi kazanan parti AKP görünüyor ama gerçek öyle değil. Peki hangisiymiş? Komünist Parti'ymiş. Bu Komünist Parti hangi Komünist Parti? Kuaför Vili'den ayrılan Manikürcü Perihan misali. TKP'den ayrılan KP. T'si yok. Çünkü efendim Haziran ayında 13.000 olan oy sayısını şimdi 65.000'e yükseltmiş. Devrim yakındır yoldaşlar. Ay o Kılıçdaroğlu da bari Kenenski olsun kardeş. Ama bunun için önce başbakan olması gerekir. CHP bu tempoyla giderse 2049'da falan iktidara geleceğine göre KP'de daha sonra devrimini yapar. Böylece internet sitecilerinin çok sevdikleri Bulgar kahin Vanga'da haklı çıkmış olur. Gerçi merhume devrimi daha erken görmüştü ama o kadarcık kusur Bulgar kızında bile bulunur. Engin Ardıç, Sabah